Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu sefer özellikle iş kullanımlarında gerçekten hoşunuza gidecek bir bilgisayarla beraberiz. MSI Pro 24X 10M bizlerle. Aslında MSI dediğimizde direkt aklımıza bu gaming bilgisayarlar geliyor. Birbirinden güzel laptoplar geldiğini hepimiz biliyoruz. Ama MSI'nin aynı zamanda aynı şıklıkta, aynı güzellikte özellikle iş kullanımları ya da normal kullanım içinde bir All-in-One PC'si mevcut. All-in-One PC ne demek? Hani basitçe bahsetmek gerekirse aslında tek başına bütün bilgisayar bileşenlerini içeren bir ekrana diyebiliriz hani en basit tabirle. Ve şu anda gördüğünüz bu tek başına olan arkadaş monitör değil, aynı zamanda arkasında işlemcisi, grafik birimi, depolama birimi gibi bütün birimleri içeren bir ufak da bir kasası da bulunan alet. Özellikle Mac cihazlarından bildiğimiz şekilde olduğunu söyleyebiliriz ama gerçekten karşıdan baktığınızda ki ofise de ilk geldiğinde ve çıkarttığımızda birçok ofisteki arkadaşımız yeni monitör gelmiş diye söylemişlerdi. Sanki bir profesyonel amaçlara yönelik bir monitör gibi gözükse de tamamıyla bir bilgisayar olduğunu söyleyelim. Tasarımına baktığımızda ilk başta zaten 23,5 inçlik bu ekranı bizleri karşılıyor ve IPS paneli olduğu için siz şu an orada yandan bire geliyor olsanız 178 derecelik geniş açısıyla bütün renkleri her açıdan canlı bir şekilde gösterebiliyor ki ben de şu an açıyla bakmama rağmen bütün renkleri görebiliyorum ve diğer panellerde olduğu gibi renklerde bir bozulma olmuyor. Çerçeveleri inanılmaz ince. Yani All-in-One PC'lerde normalde yeni çerçeveleri, çıtaları görmemize rağmen MSI bu modelinde gerçekten çok zarif bir cihaz üretmeyi başarmış. Altta metal ayaklığımız var ve gerçekten karşıdan baktığınızda ve alttaki şu metal kısmında ve MSI logosu dışında gerçekten hiçbir şeyi görmüyoruz. Cihazın arka tarafına baktığımızda yine fırçalanmış bir alüminyum yüzey. Sadece kasa tarafında şöyle sesini duyabileceğiniz gibi bir plastik alan bulunuyor. Orası da dediğim gibi zaten içerisindeki donanımı tutan yer ve gerçekten yakında bir şey var mı diye bakıyorum. Yani kendi serçe parmağımdan bile ince olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten böyle çok ince bir kalemmiş gibi üst tarafta inceliği var. Panel gerçekten çok ince bırakılmış. Cihazın arka tarafında da hafif bir kalınlık var ama zaten hani karşıdan baktığınızda ya da bu açıdan bile baktığınızda o kalınlık göze çarpmadığını söyleyelim. Sadece 4.4 kilogram, 4.5 kilogram bile değil ve gerçekten tek elle taşıyabileceğiniz bir cihaz olmuş. Bu açıdan da oldukça hafif ve şık olduğunu söyleyebiliriz. Boyutlarından bahsetmem gerekirse ki bu dediğim gibi zaten sadece neredeyse ekranın boyutu olacak. Boyutlarından bahsetmem gerekirse 538.4 mm'lik uzunluğu, 399.9 mm'lik yani aslında 400 mm'lik bir yüksekliği ve en kalın kısmında da 199.9 mm'lik bu da 200 mm'lik bir kalınlığı var. Ama dediğim gibi o da zaten sadece ekranın yarısına buradan itibaren gayet ince bir profilde olduğunu söyleyelim. Güzel yanlarından biri bu ayağını çıkartıp VESA desteğiyle beraber direkt duvara da monte edebiliyorsunuz. Ya da sizin o hareketli ayağınız varsa monitörler için ona da çok rahat bir montaj yapabilirsiniz. Ve bu sayede aslında şu an şuraya bir yere koysak gerçekten arka planda çok güzel bir ekran olabilir bizim bahsettiğimiz şeylerle alakalı döner. Karşıdan bakıldığında çok şık olduğunu söyledim. Ekranımızın IPS olduğunu söyledim ve Full HD bir panelle geliyor. Gerçekten dolu dolu renkleri gösterebildiğini söyleyelim. Çünkü profesyonel kullanımlara, daha çok ofis kullanımlara yönelik olduğu için de burada aslında renk doğruluğu gibi etmenlere de dikkat etmişler. Gerçekten canlı ve güzel bir renk sunduğunu söylemek istiyorum. Donanım tarafına geldiğimizde bizdeki versiyonunda 10. nesil Core i5
10210U işlemcisi var. U takısından anlayabileceğiniz gibi tabii ki bu biraz daha verimlilik odaklı, fiyat performans odaklı bir işlemci olduğunu biliyorsunuz. 1.6 GHz bas frekansında bu sayede gayet verimli çalışabiliyor. Ama performans istediğinizde de 4.10 GHz'e kadar da çıkabiliyor. Yani performans gerektiği durumlarda da fazlasıyla size verebiliyor. Yanında Intel HD grafik bir birimi var. Yani grafiği de sadece işlemci üzerinden alıyorsunuz. Üzerinde ekstra bir ekran kartı yok ki all-in-one PC'lerde, ofis kullanımlarında ya da günlük kullanımlarında gerekecek bilgisayarlarda zaten ekstra bir ekran kartı aramayız. Hani oyun konusunda zaten üretilmiş cihazlar değil. Onun için dediğim gibi MSI'ın çok güzel serileri var. Ha ama yine temel oyunları da dilerseniz oynamanız mümkün. Ama dediğim gibi zaten amacı öyle bir cihaz değil. 8 GB RAM'i var ama bu slotlardan biri dolu olduğu için siz yine bir 8 alarak 16'ya çıkarabilirsiniz ya da 8'i çıkartıp 2 de adet 16 alarak 32'ye çıkarmanız da mümkün. Bir diğer yandan 512 GB'lık bir M.2 SSD'miz var. Gen 3 destekli ve 512 GB fazlasıyla yeterli tabii ki ama yetmemesi durumunda cihazın sağ tarafında bir kapak var, tornavida ile açmanız gereken bir vida ile tutturulmuş. Bu vidayı açtığınızda burada tam boy 2.5 inçlik bir hard disk takabilmeniz mümkün. Zaten piyasada ne kadar ihtiyacınız olacaksa kullanımınıza göre çoğu kullanıcı için 512 yetecektir ama 1TB, 2TB ya da 10TB artık ne kadar veriye ihtiyacınız olacaksa buradan yerleştirdiğiniz anda cihaza sizin taktığınız kadar ekstra bir depolama eklemiş oluyorsunuz ve hard disk bölümü olması bence önemli bir artısı. Hem dediğim gibi genişleme için uygun fiyatlı bir genişleme yapabilirsiniz. Tabii ki M.2 yuvasını da 512'yi çıkartıp daha yüksek bir şey takabilirsiniz ama ofis kullanımlarında o kadar hızlı ya da şu anda pahalı diyebileceğimiz SSD'ler yerine buradaki performansta hard disk bence yeterli olacaktır. Burada da öyle bir alan olması bence önemli artılarından biri olmuş. Bir diğer yandan üzerinde tabii ki 2 adet 2.5 wattlık hoparlörleri var. Gayet yeterli ses veriyor ve dediğim gibi buradaki o çıkıntı ve hoparlörlere verilen de boşluk neticesinde siz bunu duvara astığınızda da ses çok rahat bir şekilde geliyor. Arkada boğulmuyor ya da böyle kullanırken de alttan vesaire sesleri duyabiliyorsunuz. Peki bu kadar ince bir cihaz nasıl havalandırma iş sistemini yapıyor? Aslında burada iki bölümlü bir havalandırma var. Cihazın sol tarafındaki arka bölümde işlemcimiz, RAM'imiz ve SSD'miz var. Burada aktif bir fanla beraber alttan havayı alıp üstten verdiği bir şekilde soğutma var. Aynı zamanda hard disk için de bir boşluk ayarlanmış. Bu sayede siz hard diski taktığınızda oradaki işte dar ya da sıkışık diye ısınma problemi olmadan o havalandırmayı da iki ayrı bir şekilde yapabilme kabiliyetine sahip. Buna rağmen oldukça sessiz çünkü tam yük altında çalışırken bile 27.9 desibellik bir ses üretiyor ve gerçekten o eski hantal bilgisayarların bu hale geldiğini düşünürsek yine ofis kullanımlarında o fan seslerini burada duymazsınız. Zaten ince profilde fanlar da yer aldığı için neredeyse hiç ses çıkarmadığını söyleyebiliriz. Normal çalışmada ki şu anda mesela cihaz açık zaten görüyorsunuz karşılama ekranında en ufak bir fan gürültüsü vesaire hiçbir şey duymuyorsunuz. Hatta şöyle 3 saniye sessiz durayım. Neredeyse hiç yok. Yani sizi rahatsız edecek ya da çoğu zaman duymayacağınız bir sessizlikte çalışabilmesi bence önemli artılarından biri. Böyle cihazlarda önemli yanlardan biri de tabii ki bağlantıları oluyor. Üzerindeki portların önemi oluyor. Baktığımızda yan tarafında 2 adet USB 3.2 Gen 1 tip A portumuz. 1 adet de mikrofon ve kulaklık kullanabilmeniz için jack girişi yer almış. Arka tarafta 2 adet USB 2.0 tip A bağlantımız. Bu özellikle klavye fare için olabilir ama mesela ben geçtiğimiz günlerde incelemesini yaptığım Logitech'in kablosuz klavye ve mouse setini MK540'ı burada kullandım. Tek USB portuna takarak zaten geri kalan portları kendimde kalmasını sağladım. Bir diğer yandan yine arka tarafta 2 adet de USB
3.2 Gen 1 tip A portumuz var. Yani toplamda 6 adet USB portunuz var. Bunlardan ikisi USB 2.0. Dediğim gibi özellikle klavye, mouse ve benzeri şeyleri bağlamak için. Geri kalan da USB 3.2 Gen 1 olduğu için hızlı bir arayüz sürüyor. Buraya da depolama alanınız vesaire, yani size o sırada hızlı bir bağlantı gerekecek. Her şeyi takmanız mümkün hale getirilmiş. Yine detaylı bir şekilde baktığınızda arkada 2 adet LAN portumuz var. Yani RJ45 bağlantımız burada 2 adet. Bunun sebebi bir tanesi internet bağlantınız için, diğeri intranet bağlantınız için ayarlanmış. İntranet nedir? Yine bu cihazın özellikle ofis kullanımları için olduğunu söylediğim için, orada yazıcılar, diğer bilgisayarlar birbirlerine bağlanması ya da sunucuya bağlanabilmesi için ayrı bir intranet bağlantısıyla beraber aslında biri internet, biri LAN bağlantısı için iki RJ45 girişinin olması bence önemli artısı olmuş. Bu sayede ekstradan ağ kurmak yerine direkt o bağlantıdan yapabilmeniz sağlanmış. Buradan da zaten nasıl bir kullanıma yönelik olduğunu kendisi aslında gösterdiğini söylemiş olalım. Zaten defalarca söyledim ama günümüzde dediğim gibi artık o eski CRT ekranlarla işte orada bizim komiklik olsun diye şaka niyetine söyledim işte işleminizi yapıyorum deyip soliter oynanan bilgisayarlar aslında günümüzde bu hale geldiğini söyleyebiliriz. İş yerlerinde, ofis kullanımlarında ki ofisin üzerinde aslında Photoshop, Illustrator gibi kullanımlarda da keza tabii ki süper bir performans beklememek kaydıyla Premiere bile kullanımlarınızda sizin işinize yarayacak bir cihaz. İster evdeki işlerinizde, ister ofisteki kurulumlarda hem şık hem inanılmaz az yer kaplayan, yani şuradaki zaten bu masanın neredeyse 7'de 1'ini, 8'de 1'ini falan kaplıyor. Bana burada çok geniş bir alan kalacak şekilde ayarlanmış. Minimal, rahat ve aynı zamanda Intel'in 10. nesliyle beraber performanslı bir cihaz arıyorsanız bence MSI'ın Pro 24X 10M ailesine göz atabilirsiniz. Bu konfigürasyonlar değişiyor. i7'li olan var. Daha az depolama alanı, 12, 16 ya da 32 GB bellek tercih edebileceğiniz farklı farklı konfigürasyonları da mevcut. İnternet ortamında size en uygun versiyonu arayarak aslında böyle bir cihaz alabilirsiniz ve gerçekten şık ve güzel kullanımlarında ofisinizde dediğim gibi hiçbir şekilde yer kaplamayacak ve bütün işlerinizi de rahatlıkla yapabileceğiniz bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kendi kullanımlarımda benim ana bilgisayarımın yanına zaten bir monitör büyüklüğünde olduğu için hemen köşeye sığdırabildim. O sırada genel kullanımlarımı yaptığımda dediğim gibi benim şu anda işte i9-9900K2080 süperli aşağıda bulunan test sisteminde neler yapabildiysem en azından bizim günlük işlerimizde her şeyi aynı şekilde yapabildim. Ben orada taşımam gerektiğinde bir tane büyük kasa, iki tane büyük monitörü taşımam gerekirken bunu direkt koluma alıp şu anda eve götürüp kullanmam da mümkün hale geliyor. O açıdan baktığımızda bence oldukça güzel cihaz olduğunu söyleyebilirim. Peki siz bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin ofisinizde, çalıştığınız yerde all-in-one bilgisayarlar kullanılıyor mu? Eğer kullanılıyorsa ya da siz de kullanıyorsanız böyle bir ürünü tercih etmek ister miydiniz? Lütfen yorumlar bölümünde yazmayı unutmayın. Tek söyleyebileceğim dezavantajı, cihaz tek başına geliyor. Bazı all-in-one PC'lerde içinden klavye mouse çıktığını da görürüz. Bunda çıkmadı. Dediğim gibi bizim buraya test için gelen MK540'ı kullandık bununla beraber. Keşke aslında MSI'nin de zaten kendi ürünleri var. Orada düşük profilli bunun gibi bir klavye mouse da olsaymış, kutudan çıktığı gibi direkt kullanıma hazır bir ürün olması da güzel olabilirdi. O eleştirimi de yaparak videomuzu noktalandırmış olalım. Başka bir RDR Plus videosunda başka bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. We'll be right back.